Esrar Olun program konukları arasında 10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Ağca da vardı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı genç bir kadının kendisini dolandırdığını anlattı. Tek veri para gönderdiği hesap numaraları ve söz konusu kadının fotoğrafıydı. Hiç tanımadığı o kadına tam 450 bin lira yollamıştı. Bakın sonra ne oldu? Sosyal medyadan Yaren isimli bir bayanla tanıştım. Facebook'taki fotoğraflara kandı, hiç görmediği birine 450 bin lirasını kaptırdı. Şu zamana kadar ben ona 450 bin lira para verdim. Hem mağdurlar hem de fotoğrafların gerçek sahibi olanlara inanamadı. Ben şu an ekrandaki kişiyle hiçbir alakam yok, hiçbir şekilde tanımıyorum. Herkes beni arıyor. Bana da bu resimleri gönderdiler. Evli ve 10 çocuk babası Halis Ağca'yı Esra Erol'a getiren sebep kaptırdığı yüz binlerce liralık parasıydı. Halis Ağca 64 yaşında sosyal medyayı yeni yeni kullanmaya başlıyor. Biri takipçi isteği gönderiyor. Halis amca karşısındaki kişinin karşı cinsi olduğunu görünce yazışıyor. Tam bir yıl boyunca yazışıyorlar. Bir kere bile yüzünü görmüyor. Bu kadından beni kurtaracaksınız. Kendisine atılan fotoğraflara ve videolara kanan Ağca iddia o ki kendisini zor durumda olduğuna inandıran kadının isteklerine kayıtsız kalamadı. Babam annem Trabzon Rize karayolunda öldü. Her zaman. Trafik kazasında. Benim dedi hayatta hiç kimsem yoktur dedi. Bana sahip çık dedi yani. Hı hı. Amcam. Beni başkalarına. 3-5 kuruşa dedi. Ya ay yaşa dedi, ya serhoca dedi, beni satacak dedi. Tamam. Ben evliyim, 10 tane çocuğum var benim. Şu an evlisiniz. İlk yazdığımda benim hanımın haberi var buna. Ne yapalım dedim, bir kuş gelmiş bir çalıya sığınmış dedi. Duygusal ilişki falan hiçbir şey yoktur. Görmediğim bir insana nasıl duygusal ilişki? Eğer dedim bir görmediğim bir insana bir nasıl para gönderir? Müsaade. Esas mağdur kim? Halis amcanın karısı. Kredi takmış, yatırmış, telefon almış, göndermiş. Ne işler yapmış? Dolandırıcılığa alet edilen fotoğraf ve videolardaki genç kadınsa kendisini ekranda görünce büyük şok yaşadı. Fotoğrafları gönderen kişi Yaren Nurtoy. Siz böyle bir kişiyle yazışıyorsunuz ama bu fotoğraftaki kişi, fotoğrafları alabiliriz artık, Yaren Nurtoy değilmiş. Merhaba Esra Hanım. Ben şu an ekrandaki kişiyle hiçbir alakam yok, hiçbir şekilde tanımıyorum. Herkes beni arıyor, ekranda seni gördük. Hanımefendi, fotoğraflarını ben kullanmadım. Karşı taraf kullanıyor. Amca, benim seninle bir alakam yok. Ben her türlü şikayette bulunacağım. Şu an zaten polis karakolundayım. Üstelik tek mağdur Halis Ağca değildi. Dolandırıcıların aynı yöntemle bir başkasını da kandırdığı ortaya çıktı. İhbarlarımız gelmeye başladı. Bana da bu resimleri gönderdiler. 4-5 tane. Nur isminde bir bayan olarak yazdım. Her yazışmada benden para istemeye başladı. Dolandırıcılıkla suçlanan genç kadın, işbirlikçisi olduğu öne sürülen eşiyle birlikte yayına çıktı. Asıl mağdurun kendileri olduğunu savundular. Bizim bunları yaptığımızı nereden biliyorsunuz? Siz de bizi suçluyorsunuz ya. Bir yıl önce telefonunuzu ve cüzdanınızı kaybettiniz. Biraz daha hakaret. Zaten buyurun. Biz bunu yaptık diyelim. Biz kendi IBAN'ımızı mı veririz? İşte orada bir saçmalamış olabilirsiniz. Kendi IBAN'ımızı niye verelim yani? Bütün kapılar karı koca olarak size çıkıyor ve akrabanız Hasan Toy'a çıkıyor.